temel tüketim maddelerine son 2 yıl içinde yapılan zamların geri alınması, mali kayıplarımızın yaşanan gerçek hayat pahalılığı ve yoksulluk sınırında yaşanan artış temel olarak telafi edilmesi, vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması, tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesi, gelir vergisi birinci dilim oranının %15'ten %10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesi, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılması, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınması, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesi, kamu hizmetlerinin tasfiyesine, özelleştirmelere, kur korumalı mevduat sistemine aktarılan hazine garantilerine son verilmesi, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılması, her türlü güvencesiz istihdama son verilmesi, engelli yurttaşların erişilebilirlik sorununun çözülmesini, engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, kaynaklarımızın güvenlikçi politikalara silahlanmaya değil, adaletin tesis edilmesi, emek, barış ve demokrasi için kullanılması taleplerimize hep birlikte sahip çıkalım. Gelin, insanca yaşama yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için, emek için bütçe, güvenceli iş, güvenceli gelecek için omuz omuza verelim.